أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Evet kardeşler, bugün kardeşlerimizin mutlu gününe hepiniz geldiğiniz için Allah mükafatınızı versin. Öncelikle sizin de bildiğiniz gibi düğünlerde genellikle nikahın fazileti gibi, hayırlı evlatlardan, hayırlı evladın fazileti gibi şeylerden bahsedilir. Ancak ben bundan bahsetmeyeceğim. Çünkü genellikle hep böyle olduğu için ben biraz adeti bozmak istiyorum. Ben size yeryüzüne geliş gayemiz olan tevhidden bahsedeceğim. Ama bu tevhidi kendi kafamdan anlatmayacağım size. Size bir şahsiyetin hayatını anlatacağım. Siz kendiniz bu tevhidin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlayacaksınız. Öncelikle anlatacağım kıssadan önce şu bilgiyi vermek istiyorum. Birincisi, siz bu kelimeyi söyledikten sonra bir insanın ne kadar değiştiğine şahit olacaksınız. Ve yine siz biliyorsunuz ki sahabe bu kelimeyi söylediği zaman hayatları değişip yemekten, içmekten, yaşamaktan ne olurlardı? Alıkonulurlardı. Ve insanlar onlara karşı ne yaparlardı? İnsanlar onlara düşmanlık besler ve onların yollarına çok şiddet şeytanlar ne yapardı? Onların yollarını kapatmak için çaba gösterirdi. Yalnız bizler bu kelimeyi söylüyoruz ama bizim başımızdan böyle şeyler geçmiyor. Neden geçmiyor? İşte demek ki bu kelimeyi biz gereği gibi söylemiyoruz. İşte anlatacağım sahabenin hayatında, sadece bir sahabenin hayatında buna şahitlik edeceksiniz kardeşler. Ve bununla beraber ikincisi, tevhidin kıymetini anlayacaksınız bu kıssadan sonra. Üçüncüsü ise Allah ve Resulünün sevgisinin ne kadar büyük olduğunu anlayacaksınız. Zaten bunların hepsinin toplamı eşittir La ilahe illallah'ın manasıdır kardeşler. Evet. Kıssaya geçmeden önce bu bilgiyi vermek istedim. Şimdi kardeşler, anlatacağım sahabenin ismi Hubeyb bin Adi. Kendisi Ensardan olan, Evs kabilesinden olan bir şahıs. Ve kendisi Peygamber aleyhissalatu vesselam daha Medine'ye hicret etmeden önce iman eden bir şahıs. Esad bin Zurare kendisine peygamber çıktı, bizi Allah'a davet ediyor dediği zaman kendisi hiç kaçınmadan peygamberin davetini kabul etmiş bir şahıs. Kendisi 24 yaşında, gençliğinin baharında peygamber aleyhissalatü vesselamın davetine icabet ediyor. Bedir'e katılıyor, Uhud'a katılıyor ve bunun dışında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine verdiği bütün görevleri harfiyen yerine getiriyor. Ancak sizin de bildiğiniz gibi Bedir'de kafirler yenilince ve onların aristokrat olan, mele olan müşrikleri ölünce kafirler dediler ki biz dediler bunlardan intikam almamız lazım. Yani Müslümanlardan intikam almak istiyorlardı bunlar. Yalnız Müslümanlar artık bir devlet olmuşlardı. Devlet oldukları için artık bir kabile onlara savaş açıp onları yenemezlerdi. Bunlar da ne yaptılar? Bunlar da dediler ki madem ki biz savaşla Müslümanlara alt edemiyoruz, bari ne yapalım? Bari dediler o zaman farklı yollarla Müslümanları yenelim dediler. Ve Adal kabilesi ve bununla beraber Kare kabilesi Beni Lihyan oğullarıyla ne yaptılar? Bunlar anlaştılar. Onun öncesinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Beni Lihyan'a saldırı düzenlemiş, hainlik yaptıkları için ve onlardan başlarından birkaç kişiyi öldürmüştü. Beni Lihyan'da birkaç tane kabileyle anlaşıp dediler ki biz ne yapalım? Biz gidelim bunlardan birkaç kişiyi alalım ve ne yapalım? Öldürelim. Öldürdüğümüzü kalanları da Mekke'deki dostlarımıza satalım dediler. Tabii bunlar planlarını kurdular. Geldiler Peygamber aleyhissalatü vesselama. Adal kabilesi ve Kare kabilesi geldiler peygambere. Dediler ki ya Resulallah biz dedi Müslüman olduk. Bize birkaç tane öğretmen göndersen de bize Allah'ın dinini öğretse dediler.
Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu davete hayır diyemedi. Sizin de bildiğiniz gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların hidayeti için çok çalışıyordu. Çok istiyordu. Bir kişinin Müslüman olması ona yeryüzünde doğan güneşin doğduğu her yerden daha hayırlıydı diye sözleri çokça mevcuttur. Biliyorsunuz bunları. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bu davete cevap vererek dedi ki tamam dedi ben size 7 kişi göndereceğim. Bazı rivayetlerde 10 kişi, bazı rivayetlerde 7 kişi. Tabi bunların başında Asım bin Sabit var kardeşler. Ve bununla beraber Asım bin Sabit ve içlerinde Hubeyb bin Adi olmak üzere 7 kişi yola çıkıyorlar. Bunlar yola çıktıktan sonra Reci kuyuları var. Reci suyu. Normalde bu tarihte Reci vakası diye bilinir. Reci'ye geldikleri zaman bunlar bir bakıyorlar ki konakladıkları yerde etraflarını oklular en az 100-200 kişi sarmış. Bunlara diyorlar ki teslim olun. Ya sizi öldüreceğiz ya da teslim olun diyorlar. Bunlar da diyorlar ki vallahi teslim olmayız. Biz sizden hainlik gördük. Demek ki sizin bize yaptığınız buydu. Tabii onlarla gelen kabileler onları orada bırakıp gidiyor. Ve düşmanlarla baş başa bırakıyor onları kardeşler. Tabii sahabe direnmek istiyor. Biz diyor ölürüz de teslim olmayız. Tabii bunlar bayağı direniyorlar. Tabii 100-200 kişiye karşı 7 kişinin direnmesi sizin de bildiğiniz gibi bayağı güçtür. Ve bunların içlerinden 4 kişi Allah şehadet nasip ediyor ve vefat ediyor. Asım bin Sabit ölenlerin arasında. Sadece kalan 3 kişi. Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desinle ve Abdullah İbni Tarık. Bu 3 kişi kalıyorlar. Ancak müşrikler diyorlar ki kardeşler biz diyorlar Mekkelilere bunların ölülerini dahi götürsek bize karşılığında yüzlerce deve verecekler. Bize Asım bin Sabit'in cesedini getirir diyorlar. E tabi Asım bin Sabit'in cesedini almak istiyorlar ama Allah Azze ve Celle bir arı ordusu gönderiyor ve müşrikler alamıyor. Emirleri diyor ki, Lihyan oğullarının emirleri diyor ki alın diyor. Bak yüz deve diyorum size. Tekrar geliyorlar arı etrafını sarmış izin vermiyor o cesedi almaya. Ve diyorlar ki o zaman akşamı bekleyelim. Akşam olunca arılar gider diyorlar. Akşamı bekliyorlar ki bir sel felaketi oluyor. Allah Azze ve Celle onun cesedini alıyor götürüyor. Ve Allah Azze ve Celle onun cesedini onlara nasip etmiyor. Çünkü onun duası vardı ki ya Rabbim cesedimi müşriklere bırakma diyerekten Asım bin Sabit'in Allah Azze ve Celle'ye yaptığı salih bir dua vardı. Allah Azze ve Celle de duasını ne yapıyor? Kabul ediyor. Bununla beraber kardeşler 3 kişi kalıyorlar. Bu 3 kişiye dikkat edin. Bu 3 kişiye dikkat edin. Bu 3 kişiyi Mekke'ye götürecekler. Ve Mekke'ye götürüyorlar. Tam Mekke'ye yakın bir yerde Abdullah İbni Tarık direniyor. Vallahi diyor bizim Mekkelilere teslim edeceksiniz. Ben diyor ölürüm daha iyi diyor. Ve orada savaşıyor. Ve müşrikler ne yapıyor? Müşrikler onu öldürüyor. Allah ona şehadet nasip ediyor. Kalıyor 2 kişi. Hubeyb kalıyor ve Zeyd bin Desinle kalıyor. Tabi bunlar Mekkelilere bu esirleri götürünce Beni Lihyan oğulları karşılığında çok büyük mükafatlar alıyor kardeşler. Haris bin Amr Hubeyb'i alıyor. Diyor ki onu ben alacağım çünkü o benim babamı öldürmüştü. Karşılığında Safvan bin Ümeyye diyor ki ben de o zaman Zeyd bin Desinle'yi alayım. Çünkü o da Ümeyye bin Halef'i öldürmüştü. Babamı öldürmüştü. Hırsımı bari böyle alayım diyor. Öyle olunca kardeşler bunları alıyorlar. Ama diyorlar ki şimdi öldürmeyelim. Ne yapalım? Biraz bekletelim. Biraz işkence yapalım. Aç bırakalım. Susuz bırakalım. Bütün insanları toplayalım. Yani bir parti yapalım. Hem zaten şimdi de öldüremeyiz. Haram aylar var. Haram aylar çıkıncaya kadar biz bunları ne yapalım? Esir edelim diyorlar. Ve bunları esir ediyorlar. Tabii bundan sonra anlatacağım meselelere dikkat çekmek istiyorum kardeşler. Hubeyb'i Maviye denilen bir cariyenin evinde ne yapıyorlar? Esir tutuyorlar.
Maviye bakıyor ki Hubeybe, bakıyor ki bu adam nasıl bir esir diyor. Geceleri namaz kılıyor, gündüzleri oruç tutuyor, hiç şikayet etmiyor. Öleceğini bilen bir insan böyle davranmaz diyor. Normalde sizin de bildiğiniz gibi sizden birinize deseler ki yakında öleceksin, bir hafta sonra seni idam edecekler deseler, belki hiçbiriniz ne yaparsınız? Psikolojiniz bozulur, kendinizden geçersiniz. Dersiniz ki aman Allah'ım beni öldürecekler diyerekten dünyaya olan sevdamız yüzünden belki günlerce yatamayız. Ama Hubeyb böyle yapmıyor. Hubeyb sabahlara kadar namaz kılıyor. Akşama kadar oruç tutuyor. Ve Maviye onun bu halini görünce arada böyle kapıyı açıp bakıyor. Bakıyor ki Hubeyb elinde böyle insanın kafası kadar salkım büyüklüğünde üzümler var. Vallahi diyor bu üzümler nereden geldi? Şüphesiz ki Mekke'de üzüm mevsimi değil. Dünyanın hiçbir yerinde şu anda üzüm mevsimi değil ki. Hubeyb bunları nereden buldu diyor. Sonra anlıyor ki Hubeyb'e gelen o üzümler Allah katından gelmiştir kardeşler. Nasıl ki Allah Azze ve Celle Meryem annemizi kendi katından rızıklandırdıysa onu da o şekilde rızıklandırmış bulunmaktadır kardeşler. Ve Hubeyb tabi Allah Azze ve Celle'nin kendine yedirdiği şeyleri yemeye devam ediyor. Çünkü Allah Azze ve Celle o bir ay boyunca sürekli onu yediriyor ve içiriyor. Tabi Maviye sonraları Müslüman oluyor kardeşler. Bundan sonraki meseleleri bize Maviye anlatıyor. Kendisi cariye olan Maviye anlatıyor. Maviye diyor ki ben bir gün diyor Hubeyb'in yanına gittim. Dedim ki ey Hubeyb benden bir isteğin var mı? Hubeyb dedi ki senden bir isteğim var. Allah rızası için bana su getirirsen bana tatlı su getir ve bana putlara kesilen etleri getirme dedi. Peki başka bir şey istiyor musun? Bunları yaparım dedi. Bir de beni öldürecekleri zaman bana haber ver. Senden birkaç tane isteğim olacak dedi. Tabi kadın cariye onun bu halini görünce kardeşler çok etkileniyor. Bakıyor ki Hubeyb normal bir insan gibi değil. Diyor ki ben onun isteklerini yerine getireceğim diyor. Ve onun isteklerini yerine getiriyor. Tabi gün geliyor onu öldürecekler. Maviye duyuyor. Gelip bunu Hubeyb'e söylüyor. Diyor ki ey Hubeyb yarın seni öldürecekler. Hani bana haber ver demiştin ya. Ben de sana söz verdiğim için söylüyorum yarın seni öldürecekler. O da diyor ki ey Maviye senden bir ricam olacak. Allah için diyor. Bana diyor ustura getirebilir misin diyor. Tabii Maviye ne olacağını sormuyor. Neden sormuyor? Diyor ki getireyim bakalım ne olacaksa diyor. Maviye veriyor çocuğuna usturayı. Usturayı veriyor. Gönderiyor çocuğuyla. Diyor ki al bunu o esire götür diyor. Sonra kadın düşünüyor ki ya ben ne yaptım? Ben bu usturayı bir çocuğa verdim ve yarın ölecek olan bir adama gönderdim. Ya onu rehin alırsa, ya onu öldürürse diyerek korkuya kapılıp kendisi Hubeyb'in yanına geliyor. Bir geliyor ki Hubeyb onun o yüz halini görünce diyor ki ne oldu diyor korktun mu? Ona bir şey yapacağımı mı zannettin? Sen bilmiyor musun ki benim iman ettiğim peygamber çocukları öldürmeyi yasakladı. Vallahi ben çocukluğuna dokunmam diyor. Bir bakıyor ki çocuk onun kucağında ve onun saçını okşuyor. Tabi biriniz şunu sorabilirsiniz. Peki Hubeyb o usturayı ne yapacak? Kardeşler Hubeyb yarın Rabbine kavuşacağı için Rabbine tertemiz çıkmak istiyor. Yani koltuk altı tıraşı yapacak, etek tıraşı yapacak ki Rabbine bir damat gibi. Ne yapacak? Rabbine bir damat gibi kavuşmak için can atıyor Hubeyb. Şimdi baktığımız zaman bugün kendimize bakarsak bizler ölümden kaçarken Hubeyb'i düşünüyoruz. Hubeyb ölüme bir damat gibi hazırlandığını görüyoruz kardeşler. İşte burada bize ne var? Burada bize çok büyük bir ibret var. Ve gün geliyor kardeşler. Gün geliyor Hubeyb'i artık idam edecekler. Zeyd bin Desine'yi ondan sonra idam edecekler. Mekke'nin dışında bir çukur kazıyorlar.
Oraya da kocaman bir direk koyuyorlar. Ve onu orada çarmıha gelip onu 40 tane Mekke'nin ileri gelen gençleri tarafından mızraklarla öldürecekler. Ama ilk önce işkence edecekler. Ve insanlara ibret olsun da bütün insanları toplayacaklar. Ta ki insanlar Müslüman olmasınlar. Ama tabii ki Hubeyb'in evde yaşadıkları Allah Azze ve Celle'nin kendisini rızıklandırmasıyla alakalı Mekke'de zaten bütün haberler geziyor. Yani herkes Hubeyb'in salih bir adam olduğunu, gittiği yolun doğru olduğunu biliyor ve inanmış. Mekkeliler de diyor ki ne yapalım? O zaman bunu öldürelim. Öyle bir ölümle öldürelim ki hiç kimse Muhammed'in dinine girmesin aleyhissalatü vesselam. Ve kardeşler artık onu öldürmeye götürmüşler ve ona soruyorlar. Diyorlar ki ey Hubeyb, biraz sonra seni öldüreceğiz. Senin bizden bir isteğin var mı? Diyor ki var diyor. İki rekat namaz kılmak istiyorum diyor. Eğer izin verirseniz diyor. Tabii Hubeyb'e bunu bu konuda izin veriyorlar. Hubeyb'in ellerini açıyorlar. Hubeyb iki rekat namaz kılıyor. Ve namazı bitirdikten sonra şu sözleri söylüyor. Diyor ki vallahi ölümden korktu hissine kapılmış olmasanız ben ne yapardım? Ben namazımı uzatırdım. Çünkü bu namazdan o kadar bir lezzet aldım ki anlatamam size diyor. Ama ben dedim ki siz diyeceksiniz ki ölümden korktuğu için uzatıyor. Vallahi bunu demeyecek olsaydınız ben namazımı uzatırdım diyor. Ve kardeşler kendisi bu şekilde son isteğini de yerine getiriyor. Ve insanlar bakıyor ki gerçekten Hubeyb'in yüzünde çok dehşet bir şey var. Muhteşem bir durum var. İnsanlar artık ona böyle acıyacak gibi değil de kendilerine acıyacak şekilde bakıyorlar. Diyorlar ki yani bu adam bizden daha güçlü. Bu adam kendi dininden dönmüyor. Sonra Ebu Sufyan ona şunu soruyor. Diyor ki ben sana bir teklifte bulunacağım diyor. De ki keşke Muhammed benim yerimde olsaydı da ben şu anda evimde çoluk çocuğumla beraber olsaydım de seni bırakacağım diyor. Vallahi bırakacağım diyor. Hubeyb diyor ki Allahu Ekber diyor. Değil peygamberin benim yanımda olmasını, ayağına bir dikenin batması bile bana ölümden daha beterdir. Sen nasıl olur da bana böyle bir şey söylersin? Ben peygamber aleyhissalatü vesselamın sevgisini hiçbir şeye değişmem diyor. Nasıl ki Rabbine kavuşmayı hiçbir şeye değişmediyse peygamberin sevgisini de Hubeyb hiç kimseye değiştirmiyor kardeşler. Sizin de burada gördüğünüz gibi. Ve Hubeyb ne yapıyor? Hubeyb artık öleceğini anladığı zaman diyor ki ya Rabbim benim bu halimi peygamber aleyhissalatü vesselama bildir. Benim bu durumumu peygamberine bildir. Diyerekten tabii Zeyd bin Harise anlatıyor. Diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam birdenbire ve aleyhisselam ya Hubeyb diyerekten cevap verdi. Biz dedik ya Resulallah ne oldu? Niye öyle bir şey söyledin deyince dedi ki kardeşimiz Hubeyb şehit oldu. Allah Azze ve Celle Cibril'le bana onun selamını getirdi dedi. Zeyd bin Harise bu hadisi bize böyle naklediyor. Tabii müşrikler gözleri dönmüş olan müşrikler Hubeyb'i bir yere sıkıştırıp mızraklarla öldürmeye çalışıyordu. Artık Hubeyb son nefesinde şunu söylüyordu kardeşler. Allah'ım buradakilerin hiçbirini bırakma. Allah'ım bu müşrikleri yok et diyerekten bunlara beddua ediyordu. Ve müşrikler de bedduadan çok korktukları için kimileri kulaklarını tıkar, kimileri de kendilerini yere atıyordu. Cahiliye Arapları biri birine beddua ettiği zaman kendini yere atınca o beddua tutmaz diye inanırlardı. Ve bu sebepten dolayı hepsi kendini yere attı. Tabii orada ibretlik bir söz var ki onu bize Müslüman olmadan önceki Ebu Sufyan söylüyor. Ebu Sufyan Hubeyb'e bu teklifi ettikten sonra şunu söylüyor. Vallahi diyor ben o kadar kral gördüm, o kadar hükümdar gördüm, o kadar melik gördüm. Ama ben peygamberin ashabı kadar
peygamberi seven hiç kimseyi görmedi. Baksana, biz ona kurtulmayı teklif ediyoruz, o ölümü tercih ediyor. Peygamberin sevgisine bak. Halbuki Hubeyb orada dese ki, evet peygamber benim yerimde olsa ne olacak ki? Değil mi? Küfür mü? Değil. Allah ruhsat vermiş mi? Vermiş. İkrah mı? İkrah. Ama Hubeyb bunu bile söylemiyor kardeşim. Hubeyb bunu bile söylemiyor. Ve Hubeyb'i orada şehit ediyorlar. Ve arkasından Zeyd bin Desine'yi şehit ediyorlar. Ve kardeşler, peygamber aleyhissalatü vesselam onun cesedini alabilmek için iki kişiyi gönderiyor. Miktat'la Zübeyir bin Avvam'ı gönderiyor. Ta ki gitsin onun cesedini alsın. Cesedi günler geçtikten sonra bile hala kokma vaziyeti yok. Hala ceset aynı duruyor. Ve peygamber aleyhissalatü vesselam onun cesedi için gönderdiği adamları tam gidiyorlar, cesedi oradan alacaklar. Yere bırakıyorlar ki müşrikler durumun farkına varınca Allah Azze ve Celle onun cesedini toprak gömüyor Allah'ın izniyle. Ve cesedini müşriklere bırakmıyor kardeşler. İşte böyle ibretlik bir meseleden bizim çıkaracağımız birkaç tane mesele var kardeşler. Birkaç tane mesele var. Birinci bir mesele vardır ki yeryüzüne geliş gayemiz olan tevhidi hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız lazım. Bakın 24 yaşına gelen Hubeyb 4 senede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi oluyor ve 4 sene sonucunda bu dereceye geliyor. Düşünün ki Meryem annemiz gibi yediriliyor, içiliyor. Daha bundan büyük bir şeref mi vardır kardeşler? Daha bundan büyük bir şeref mi vardır? Allah ve Resulünün sevgisini düşündüğümüz zaman 4 senede Allah'ın ne kadar sevdiğini gördünüz. Peygamberi ne kadar sevdiğini gördünüz. Ve bu kelimeyle insanların hayatlarının nasıl değiştiğini gördünüz. Oysa bizlere bakın, biz bu kelimeyi söylüyoruz, hayatımızda yine müşrikler var. Biz bu kelimeyi söylüyoruz, bu kelimenin gereğini yerine getirmiyoruz. Biz bu kelimeyi söylüyoruz ama yine hala haramlar, mekruhlar ve aklınıza gelebilecek ne kadar pis, şirk ve küfür varsa hayatımızda olmaya devam ediyor. O zaman ya biz bu kelimeyi gereği gibi söyleyemiyoruz ya da bizde bir sıkıntı var kardeşler. Evet, bizde bir sıkıntı var. Sahabe gereği gibi söyledi. En zor zamanlarında Allah Azze ve Celle kendilerine yardım etti. Allah Azze ve Celle kendilerine o rızıktan, cennet rızıklarından yedirdi ve içirdi. Ve kalplerinde Allah ve Resulünün sevgisini koydu. Sizin de bildiğiniz gibi Allah ve Resulünün sevgisinin olmadığı bir din, bir inanç hiçbir işe yaramaz ve lezzetsiz bir yemeğe benzer. Siz istediğiniz kadar ben Müslümanım, ben dinimi yaşıyorum deyin, durun. Ama sizler Allah ve Resulünün sevgisini gerçekten kalbinizde hissetmediğiniz sürece ne tevhidin manasını alırsınız ne de gereği gibi yerine getirirsiniz. Peki Allah ve Resulünün sevgisi nedir diye bir soru sorsam size kardeşler, Allah ve Resulünün sevgisi tevhidi yaşamaktır. En zor dönemlerinde hiç kimsenin görmediği yerlerde onun emirlerine itaat etmektir. Onun yasaklarından kaçınmaktır. Ve bugün sünnet dediğimiz şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine dahi bağlılığımız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgimizle alakalı bir meseledir kardeşler. Ama maalesef insanlar peygambere benzemeyi bırakın, müşriklere benzemeyi tercih ediyor. İşte bu da bize neyi gösteriyor? Demek ki insanlar gereği gibi Allah ve Resulünün sevgisini yaşamıyorlar. İnşallah ben burada sözümü bitiriyorum kardeşler. İnşallah bu söylediklerimden insanlar ve buradaki abiler amel etmeyi inşallah hepimize nasip eder Allah Azze ve Celle. Ben kardeşlerimi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına ediyorum. Barakallahu lekum ve barakallahu lekum ve barakallahu lekum ve Allah sizi bereketli kılsın, üzerinize bereket yağdırsın ve Allah Azze ve Celle aranızı hayırla cemesin diyorum. Ve sözlerine soğuk veriyorum inşallah. Vâkir davana elhamdülillahi rabbil alemin.